Herkese merhaba. Evet, bugün gördüğünüz gibi konuksuzum. Herhangi bir konuğum yok. Rahat olabilirsiniz konuk sevmeyen arkadaşlar. Tekim ve bugün podcast stüdyosunda çekmek istemedim. Çünkü çok acele çekmek istedim bunu. Seçim var ve ben seçim öncesine, en azından seçim gününe bir tane yetiştirmek istiyorum. Çünkü belki, bilmiyorum işte ya, bunu dinleyen arkadaşlarım belki... ya bu işi ben sevmiyorum, tamam mı? Böyle propaganda yapmak gibi falan, ama hızlı bir konuşma yapmak istiyorum. Arkadaşlar, biliyorum hepimiz çok ümitsiniz, çok umutsuzuz. Ben var ya bir aslında bunun öncesinde bir şey daha çektim. Bir podcast denemesi, yani bir video daha çektim bunun öncesinde. Bir 5 dakika falan konuştum. O kadar umutsuz ve o kadar kötü şeyler söyledim ki dedim ki ya insanlara niye bunu yapıyorsun? Ya insanlar güzel güzel podcast dinlemeye geliyorlar. Öyle bir pesimist konuşuyorsun ki kendi kendimi böyle şey yaptım. Depresif bir hale soktum, tamam mı? Sonra dedim ki yapma böyle yani falan. Bu arada eğer gözlüğüm parlıyorsa çok özür diliyorum. Işık şu an yerini değiştiremeyeceğim bir konuda. Bu arada dünyanın en çirkin gözlüğü olmasına ne diyorsunuz? Asus'un en ucuz çerçevelerinden hediye çerçeve veriyorlar ya, isterseniz onu da yaptırabiliyorsunuz falan. Onlardan aldım bir tane. Neyse, gözlük numaram büyüdü de bu da depresif olmak için bir sebep yani. Bir de şuradaki kırmızılıklar 404 yüzünden, biliyorsunuz kedi alerjim var. Kucağıma kedi aldığımda tırnakları buralara değdiğinde kırmızı oluyor. Birazdan geçecektir, merak etme. Oğlum lütfen gürültü yapma. Ben şimdi kediler uyurken yapmaya çalışıyorum böyle şeyleri. Sakın ışığı devirme. Kediler uyurken yapmaya çalışıyorum böyle şeyleri ki diyorum ki ne güzel uyku halindeyken onlar yaramazlık yapmazlar. Böylece ben de gel oğlum. Böylece ben de sessiz sakin podcast'imi çekelim. Ama ne zaman ki ben böyle podcast'in ışıklarını, kamerasını hazırlamaya falan başlıyorum, İkisi de uyanıyorlar ve terörize etmeye başlıyorlar her şeyi. Neyse. Ne diyordum? Çok umutsuzum. Gelecekten çok umutsuzum. Her gün biraz daha fakirleşiyoruz. 2-3 sene önceki bazı şeylerin fiyatına bakıp kendimi... Kendimi birinci kattan aşağı atmak istiyorum. Ama lütfen umutsuz olmayalım. Çünkü hayat, yani önümüzde bir sürü uzun yıllar var. Bir gün ölecek bazı insanlar. Onların ölmesi tabii ki ülkeyi düzeltmeyecek. Ama onlardan kurtulmuş olacağız. Evet, mamasını verip geldim. Biliyorum gün geçtikçe daha da fakirleşiyoruz. Gün geçtikçe... Daha da çok çalışmak zorunda kalıyoruz. Çok umutsuzuz geleceğe dair. Ülke adım adım çok böyle gerçekten tarihinin, yani Cumhuriyet tarihinin en saçma salak yıllarına doğru gidiyor. Çok yapabilecek bir şeyimiz yokmuş gibi hissediyoruz. Ve şey de yok mesela, hani gerçekten bizi bu temsil ediyor, buna gönül rahatlığıyla oy verebilirim diyeceğimiz İnsanlar da yok. Belki varsa çok az var. Biliyorum benim bu, yani benim hayatımda gireceğim en isteksiz, en böyle kararsız, en kötü seçim olacak. Zaten hayatımda kaç tane belediye seçimine girmişimdir ki onu da bilmiyorum. 2014'te herhalde. Çünkü Ekrem İmamoğlu seçimi kazandığı yıl 2019'du. O yıl Ekrem İmamoğlu'na vermiştim. Ondan önceki, yani 5 yılda bir yapıldığına göre 2014'te vermişimdir. 2014'ten önce de zaten 2014'ün 5 yıl öncesinde de lisedeydim zaten. Lisedeydim, yani oy veremiyordum. Hayatımın 3. belediye seçimi olacak. ve ilk kez bu kadar kararsız ve bu kadar böyle isteksiz bir şekilde gidiyorum. Şunu söyleyeyim, ama ben şimdi Ankara'dan sonuçta gireceğim seçime. Çünkü buraya ikametim kayıtlı, ama şunu çok isterdim. İstanbul'da ikametim kayıtlı olsun. Yani burada yaşasam bile. Veya İstanbul'da yaşayayım direkt ve Ekrem İmamoğlu'na... Ya eğer İstanbul'da yaşıyor olsaydım kesinlikle hiç şey yapmadan, tereddüt etmeden Ekrem İmamoğlu'na oy verirdim. Çünkü yaptıklarını görüyorum ve... yani biz... Bilmiyorum. Hayatımızda olacak bir siyasi figür bundan sonra da ve bence en çok böyle korkulan ve en çok rakip olarak görülen siyasi figür olduğunu düşünüyorum. O yüzden... Ben öyle yapardım. Sadece bunu söylüyorum.
Hatta biliyorum çok küskünüz müşahitlik konusunda da işte sandık yani seçimde beklemek falan konusunda da. Bence karşı taraf da bu arada yani herkes de böyle bir şey olduğunu düşünüyor isteksizlik tabii ki. Ya belli partiler çok daha hazırlıklı oluyor böyle şeylere. Çok daha alışık oluyorlar. Ama ya bir şey çok var böyle isteksizlik çok var ya ben niye durayım ki sandık başında falan gibi onu da anlıyorum. Ama İstanbul'da olsaydım ben onu da yapardım sanırım. Yani şu anda yapmadım ama İstanbul'da olsam onu da yapardım. O yüzden bilmiyorum yani yine de siz bilirsiniz. Ben kimseye şey yapmak istemiyorum. Hiçbir siyasi şeyi zorlayamam. Herkesin siyasi görüşü kendine sonuçta. Üzülüyorum. Umarım güzel şeyler olur. Umarım Allah'ım çok umutsuzum biliyor musunuz? Hiç böyle içimde şey yok. Ya böyle şeyi bile izleyemeyeceğim galiba. O çok keyifli oluyor aslında televizyondan takip etmek falan filan ama onu bile bilmiyorum izleyebilir miyim ya. Yarın of çok gergin bir gün olacak gerçekten. Neyse güzel şeylerden bahsedelim. Ben bir tatile çıkıyorum ufak bir kafa izni gibi düşünebilirsiniz ve böyle kafamı toparlamak istiyorum. Hiç kendime söz verdim hiç çalışmayacağım orada. Çünkü yazın geçen yaz tatile gittiğimde çalıştım ve çok gerildim. Yani böyle çünkü biliyorsunuz yani Türkiye'de böyle bir sorun var. Ne zaman ben şehir değiştirsem kendi evimdeki internet kadar hızlı internet bulamıyorum hiçbir zaman. Ve perişan oluyorum böyle internet ararken, upload hızını şey yaparken böyle ağlayarak YouTube'a video yüklemeye çalışıyorum falan. Bütün her şey zehir oluyor o yüzden. Bu sefer de öyle olsun istemiyorum. O yüzden bilmiyorum haftaya şey döneceğim zaten. Yani ben dönmüş olacağım siz bu podcast'i izledikten sonraki hafta ben zaten dönmüş olacağım ve podcast'in gecikmeyeceğini düşünüyorum. Ama bir hafta podcast gelmezse bilin ki tatilde olduğum içindir. Ay çok heyecanlıyım ya. Bir de kardeşim de geliyor. Of, çok mutluyum o yüzden. Kardeşimle bayağı bir görüşememiştik. Yani kedi pet sitting yapacak ama onunla da böyle bir vakit geçireceğiz. Kardeşim bu arada benim Genze. Tamam mı? Aslında 99 olunca Genze sayılıyor mu bilmiyorum ya. Çok arada bir yerde. Sanki hem Genze'den hem millennial'lardan özellikler taşıyor gibi. Bu arada artık insanları yaşlarına göre sınıflandırmayı bırakmalıyım. Gerçekten çok yaş muhabbeti yapıyorum ve kendimden çok tiksiniyorum bazen yaparken diyorum ki ya yeter artık ya insanları yaşlarına göre sınıflandırmayı bırak. Bu da çok hoş bir şey değil yani tıpkı şey gibi. Ya herhangi bir sınıflandırmadan farksız aslında. Çok böyle birini yaşından dolayı ha öyleyse öyle o zaman genze normal falan böyle çok aşırı bu da bir kutuplaştırma şeyi. Geçen şeyi izledim. The Social Dilemma mı ne? Lan ne oluyor manyak mısınız siz ya? Kafayı yiyorlar işte böyle kafayı yiyorlar. Allah aşkına çekmek istiyorum size göstereceğim. Gerizekalıları. Ne yapıyorsun sen oğlum Allah aşkına orada ya? O kadar amaçsız bir şey yapıyor ki şu anda. Pankeki dövmediği için koltuğu dövüyor. Neyse. The Social Dilemma'yı izledim tamam mı? Birazcık böyle klişe şeyler vardı. Öf, tamam anladık. Sosyal medya çok zararlı. İşte sosyal... Telefonu bırak ve kitap oku falan. Böyle çok klişe şeyler vardı. Ama o kadar doğru ki. Yani her anımızın sosyal medyada geçmesi. İşte bağımlı olmamız. Bilgilerimizin ve ilgimizin satılması. Bizim ürün olarak resmen satılmamız. Birkaç tane büyük şirkete. Hiç duyması hoş bilgiler değil tabii ki. Ve sosyal medyanın bilerek insanlar arasındaki kutuplaştırmayı da arttırması. Siyasal olarak kutuplaşma da çok artıyormuş. Ve böyle şeylerde de çok artıyor. Çünkü rage baiting diye bir şey var. Öfkeden etkileşim kazanmak aslında. Birçok insan da bunu yapıyor zaten. Siz de biliyorsunuz yani bunu Türkiye'de de yapan çok insan var. Bu rage baiting'den ben mesela şey bunu fark ettim. Bazen fark ediyorum böyle çok Twitter'a eğer çok düşersem diyorum ki sadece benden nefret eden bir kitleyi çekiyorum yani şu anda. Hani ben kendi düşüncelerimi söylüyorum aslında ben kötü bir şey yapmıyorum özünde. Ama şu anda Twitter'ın içinde bulunduğu hava gereği diyeyim böyle oluyor. Nefret edenleri daha çok çekmeye odaklı bir yapı. İnternet zaten çok son ya sosyal medya geliştiğinden beri böyle. O yüzden bazen çok kendimi durduruyorum. Hem böyle bir şeylere tepki verirken
hem de kendim bir şeyler yazarken diyorum ki sen şimdi buna tepki verecek bininci insansın zaten ve herkes aynı şeyi söylemiş. Yani bir daha niye bin birinci kez etkileşim verip öfkeni belirtiyorsun ki? Zaten öfke atıyorum mesela, o kadar saçma bir konu ki. Mesela bir tane salak kız var, para kazanmak istiyor belli ki. İsmini anıp yani ben kendime zul görüyorum yani, benim bu kadar dinleyen izleyen insan var. Adını anmak bile istemiyorum. Hepiniz zaten Twitter, Instagram kullanıyorsanız görmüşsünüzdür. Böyle kadın aşağılayarak ve erkekleri işte överek falan. İnsel içeriği yani. İnsel içeriği üzerinden dikkat çekip etkileşim kazanıp para kazanmayı amaçlıyor kendisi muhtemelen. İstediğini de bence elde eder yani. Hani çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Mutlaka birileri fark eder. Şey gibi ya, Pearl var ya hani, bu sürekli kadının erkek ilişkileri konusunda konuşan ve kadınları aşağılayıp erkekleri öven ama hiçbir erkek onu tercih etmiyor yine de. Hala yalnız. Çünkü bunun şeyi bu değil arkadaşlar. Yani hem tamam para kazanabilirsiniz ama uzun vadeli bakmak gerekiyor bazı şeylere diye düşünüyorum. Yani bu kadar düşmek para için bence çok, ya insanın hem kendine çok kötü zarar veriyor, hem geleceğine, kendi geleceğine. İnsanlar internette senin ismini arattıklarında rezil rezil içeriklerle karşılaşacaklar. Hem psikolojine, çünkü bu eminim sana keyif, yani inansan bile söylediğin şeylere sürekli etkileşim, öfke getirdiği için, rage farming olduğu için, rage baiting olduğu için insanı vicdani olarak, ya bilmiyorum, belki sen gerçekten de mutlu oluyorsundur ama uzun vadede böyle keyif vereceğini, vay be ben ne güzel bir iş yapıyorum diyeceğini düşünmüyorum. Çünkü yani çok şey bir iş, kısa vadeli düşünülen bir iş. İşte etkileşim, kötü etkileşimle para kazanayım. Ve çok da rezil bu arada. Yani kadın erkek ayrışması ve kutuplaşması üzerinden para kazanmak. Bazı insanlar bu arada beni bununla da suçluyorlar. İşte feminizm kadınları erkeklerden soğutuyor falan filan. Ama beni zaten düzgün bir şekilde dinleyip izleyenler bunun böyle olmadığını bileceklerdir. Nefretle izleyenler aslında öyle zannediyor genelde. Bir de yani benim ya böyle konuları arkadaşlar, ben size şunu söyleyeyim. Mesela Instagram'da benim içeriklerimin çoğu zaman tagleri olmuyor. Nelerin tagi var biliyor musun? Mesela reel atarken ben politikanın tagleri yok, işte siyaset tagi yok, tarih tagi yok, kitap tagi yok. Benim genelde benim ilgilendiğim ve video çektiğim konular üzerine tagler yok. İşte moda üzerinde var, TV dizileri, filmleri üzerinde var, spor üzerinde var, kıyafetler, ev dekoru falan üzerinde var. Böyle şeyler üzerine aslında internetten, ya internet bizim, ya benim şu konuştuklarımı konuşulmasını çok tercih etmiyor. Çünkü bu az önce saydığım konular, işte ev dekoru, bilmem ne falan filan, daha fazla para ve etkileşim getiriyor. O yüzden bu konuların konuşulması hem insanları daha çok kutuplaştırıcı bir yere sürükleme ihtimali olduğu için, hem de yani işte eğitim, bilinçlenme, who fucking cares, yani böyle bir şey de var. Kim kitaplar hakkında konuşmak ister ki? Squat, işte sporda göt nasıl büyütülür? Bundan konuşmak varken kim kitaplardan konuşmak ister ki mesela? Kim kötü kitaplardan konuşmak ister? Bunun gibi bir şey var. Ben bunu anlıyorum mesela. O benim tagleri, benim ilgilendiğim konuların taglerinin olmamasından bunu anlıyorum. O yüzden böyle şey değil yani hani işte acayip para kazanıyor, fonlanıyor falan. O kadar böyle çocukça düşünceler ki. Ya çünkü hiç internetten, yani internetin nasıl çalıştığını anlamıyorlar çünkü. Ya daha doğrusu sosyal medyanın nasıl çalıştığını anlamıyorlar, öyle söyleyeyim. Öyle işte yani, ben böyle içerik yapanlar, o yüzden artık burada incelemek bile, tamam belki böyle astroloji zaten falan böyle şeyleri inceleyip eğlenmek güzel oluyor ama rage bait yaptığını bildiğim insanlara içerik verirken, böyle yani etkileşim verirken bin kere düşünmek istiyorum. O yüzden o insana da hani ben kendi etkileşimimi vermem, layık görmem yani. Çünkü zavallı olduğunu düşünüyorum. Böyle içerik çeken insanlar genelde zavallı olduklarını düşünüyorum. Çünkü hani hiçbir yere gitmiyor. En azından bilinçli bir şekilde yapıyor olsam bunu alttan alta. Türkiye'de öyle bir ortam yok. Türkiye'de insel propagandası üzerinden para kazanabileceğim bir... Türkiye'de podcastlerden para kazanılmıyor. Türkiye'de sana ne yaparsan yap yazacak markalar yok. Türkiye'de öyle bir kapitalizm ortamı yok. Yani Amerika'daki kadar geniş değil. Amerika'da mesela
iğrenç bir insan olsan bile iğrenç markalar oluyor ve senin bu iğrençliğini destekliyoruz kanka falan diyorlar ama Türkiye'de markalar çok daha naif, yani böyle çok daha şey içeriklerden yana, dediğim gibi hani insanları kutuplaştırmayacak içeriklerden yana. O yüzden Türkiye'de böyle bir ortam yok yani. Ben hani birileri özel olarak kendi cebinden bağış yapmadığı sürece Türkiye'de bu şekilde hayatta kalmanın çok kolay olduğunu düşünmüyorum. O yüzden böyle hayallerle çıkıyorlar herhalde yola. Bir, o salak podcastleri izleyip dinliyorlar. Diyorlar ki aa işte ben de Türkiye'nin Pearl'ü olacağım. Ya da aa işte ben de Türkiye'nin Andrew Tate'i olacağım. Salak salak içerikler çekeceğim ve tıpkı onun gibi The Big G olacağım işte. Tıpkı onun gibi paralar kazanacağım. Bir sürü keriz bulacağım kendime. Bana ayda 5 lira 10 lira atsınlar falan. Bence hayatını idame ettirmek için hiç keyifli bir yöntem, keyifli bir yol değil. O yüzden o insana etkileşim vermeyeceğim. Fakat kardeşimden bahsediyordum. Ben şey diyordum, ageism yapmamam lazım. İnsanları yaşına göre yargılamamam lazım falan. Bunu çok yaptığımı fark ettim. Aşırı şey yapıyorum. Ha yaşı mı? O zaman öyle falan. Ama bunu işte hem böyle bu kutuplaştırma muhabbetinden dolayı yapmak istemiyorum. Hem de artık insanın bir insanı şey yapmasına, yanlış yargılamasına sebep oluyor bazen. Evet, hepimiz belki kendi jenerasyonumuzun belli özelliklerini belli bir ölçüye kadar gösteriyoruz. Ama insanları sadece bunun için yargılamak çok yanlış bence. Mesela sadece Gen Z'lerin olduğu bir ortamdaydım geçen gün. Ben bu dövmemi yaptırdım Doğa Inc. bu arada. Çok tatlı ve çok güzel bir dövme. Cynthia Rugrats'taki Cynthia Rugrats'in saçı başı yolunmuş Barbie bebeği. Ben de Barbie'lerimle küçükken çok oynadığım için çok hoşuma giden bir sembolik bir şey. Onu yapan arkadaşımız Doğa sanırım 22 yaşındaydı. Yanında da şey vardı, sosyal medya stanı vardı. O da benim takipçimmiş. Eren adı. Hepsiyle sonra bir arkadaş grubu da geldi onların ve hepsiyle aramda en az 10 yaş var. Ve ben yani böyle o kadar değişik şeyler öğrendim ki onlardan. Sadece birlikte bir yemek yedik ve dövmemi yaparken biraz konuştuk ve hayata dair o kadar çok, ya benim için çok ilginç bir gün oldu mesela. Kendimden 10 yaş küçük insanlarla takılmak ve onlar, ya tabii ki uzaylı gibi bahsetmek istemiyorum. Hayat görüşlerimiz, bilenlerimiz hani çok farklı değil böyle şeyler. Ama mesela internet kullanımları, sosyal medya kullanımları beni böyle çok, bana çok ilginç geldi. Ben çünkü her şeyi çözdüğümü zannediyorum sosyal medya falan dair. Ama tabii görsellik konusunda hala çok sıkıntılıyız. Biz artık yaşlanıyoruz. Allah'ım böyle bir storyler çekiyorlar, bir TikToklar çekiyorlar. İşte 2 dakikada mesela biz orada yürüyoruz, tamam mı? Ben normalde Ankara'da yürürken Kuğulu'dan aşağı yürüyoruz. Bir yemek yemeye gideceğiz. Yürürken hayatta aklıma böyle bir şey çekmek gelmez. 2 dakikada telefonu koydular. Böyle üstten bir pozlar verdiler böyle. İşte 5 kişi, 6 kişi falan böyle bir şeyler yaptılar. Sonra bir baktım onu böyle biraz kesmiş, kesmiş, edit yapmış. Böyle bir story atmış. Ay o kadar güzel gözüküyor ki sonra. Ben de var ya uzaylı gibi şey yapıyorum, anlatıyorum. Çektikleri TikToklar, çektikleri storyler, birbirleriyle etkileşim şekilleri, interneti kullanış şekilleri böyle. Hani böyle kendimi çok şey hissettim. Hem böyle ne kadar değişik, ne kadar güzel. Hani bizden çok daha farklı bir jenerasyon. Çünkü cep telefonuyla onlar büyüdüler. Biz çok geç eriştik cep telefonuna falan. Onlar daha farklı bir yerine büyüdüler. İnternetin daha farklı bir zamanında büyüdüler. O yüzden çok ilginçti onlarla vakit geçirmek. Mesela şimdi beni izleyip dinleyenleriniz buna çok katılmayacaktır ama bir tane yine onlardan birisi dedi ki ben artık YouTube'da uzun video izlenmiyor. Bence insanlar YouTube'u bıraktı. Herkes TikTok. Çünkü o öyle. Hani onun dünyasında öyle. O etrafında hiç öyle YouTube izleyen dinleyen bilmediği için TikTok TikTok falan herkes TikTok'ta. Benim de TikTok'la hiç işim gücüm yok. Sadece orada bir profilim var. Arada atıyorum yani. Böyle çok ilginç geldi yani ya böyle biraz gözlemledim. Mesela kardeşimde de gözlemliyorum bazı şeyler. Çok daha şey oluyorlar böyle çok daha hayata karşı güçlü böyle çok daha böyle bilmiyorum şartlardan dolayı mıdır nedir biraz daha bizden daha erken olgunlaşıp yetişkinleşiyorlar gibi. Mesela benim kardeşim, ya ben onun yaşındayken öğretmendim bir bilgi evinde ve mobbing yiyordum ve kendimi de çok küçümsemek istemiyorum ama hani
uzun bir süre o mobbinge karşı bir şey söyleyemedim, bir şey yapamadım mesela. Çünkü ilk iş yerinde fazla bir şey söyleyip yapamıyorsun. Mesela şu an kardeşime bakıyorum, kendini çok daha iyi savunuyor. Belki sonuçta benim gibi bir ablası olduğu için de veya etrafında daha çok ne bileyim bu konular artık daha çok konuşuluyor, daha çok örnek gördüğü için de olabilir ama benim sustuğum kadar susmaz mesela. Daha böyle farklılar onlar iş yerinde genze. Onlar diyorum da sizden de dinleyenler vardır kesin. Daha böyle bir karşısındakinin yaptığı haksızlığa karşı böyle susup alttan almak değil de daha çok ağzına sıçmaya meyilliler. Tabii burada her jenerasyonun bir travması var. Onlar da farklı böyle daha çok uzun ve çetrefilli konular. Ama böyle yani hani onların karakteristikleri böyle. Tabii şimdi bizim hepimizin işte boomer anne babaları oldu. Onların gen Z'lerin gen X anne babaları da oluyor. İşte yetiştirilme farkı falan filan da oluyor ama ben böyle gözlemledim yani böyle değişik. O yüzden böyle bazen kardeşimle muhabbet ederken çok değişik bakış açıları. Böyle bazı konularda çok çok saf ve çok fazla öğrenme ihtiyacı var ama bazı konularda böyle çat çat konuşuyor yani. Sonra böyle o kadar çok böyle bir de biz şimdi sonuçta birbirimizden uzaktayız. Benim kardeşim burada yaşamıyor. O kadar dedikodu ve konuşulacak şey birikiyor ki böyle sabahlara kadar başımız ağrıyana kadar bar 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 konuşuyoruz böyle. Çok değişik ya. Genze çok değişik. İşte böyle ya, böyle farklılıklar var tabii ki ama ben şey yapmak istemiyorum dediğim gibi. Artık insanları böyle ah o genze, o işte millennial, o şöyle, o böyle falan diye. Çünkü bu hataya küçükler çok düşüyorlar mesela. Ben bir o kadar böyle bokunu çıkardılar ki ben bir story atıyorum pantolonuma veya fotoğrafı çekiş tarzıma, poz vermeme. Ya ben her zaman mesela çiçekleri baharda çiçek açar ve ben çok severim. Fotoğraflarını çekerim, paylaşırım böyle. Bunu yıllardır yapıyorum. Ama mesela son bir iki yıldır özellikle işte boomer falan böyle. Ya ben zaten çiçek fotoğrafı paylaşmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum, tamam mı? Hani böyle teyzeler paylaşıyor. Okey, farkındayım. Ama ben seviyorum yani. Ben boomer diyecekler diye çiçek fotoğrafı paylaşmayayım. Yani tabii ki paylaşacağım. Böyle daha çok geliyor böyle tepkiler. Ya en küçük bir hareketime takıyorlar mesela. Aa abla millennial stories attın. Aa işte millennial şarkısı. Aa mille... Böyle o kadar boku çıktı ki bu durumun. Yani bence çok uzuyor. Ya böyle şey böyle şeyler bu kadar kafa takmamamız lazım böyle şeylere bence. Çok kafa takıyoruz bazen bu jenerasyon ayrışmasına falan. Oysa ki birbirimizden öğrenebileceğimiz o kadar çok şey var ki ben de kendim de bu hataya çok düşüyorum. Yapmamam lazım yani insanlar işte Gen Z, Menze falan değil. Mesela şey yapıyoruz. Bu Gen Z de çok apolitik. Onlar şöyleydi de böyleydi de falan. Ama onlar bizle aynı politik ortama doğmadılar ki. Yani onların siyasi görüşlerinin değişik olması veya bazı konularda bizden daha farklı davranmaları aslında çok normal. Bir de bizim gibi düşünen Gen Z de çok var. Çok böyle şey yapıyoruz. Bu Gen Z'nin de ağzını sıçayım bunlar böyle falan diye. Çok şey yapıyoruz aslında. Genelliyoruz. Bunu da yapmamız lazım. Bunlar çok yanlış hareketler yani. Öyle. Aa bu arada Gen Z demişken neredeyse bahsetmeyi unutuyordum demiyorum. Çünkü videonun başından beri çekmeye başladığımdan beri aklımda sadece uygun bir an kolluyordum ki sokayım diye. Şöyle ben Hacettepe'ye söyleşiye davet edildim. Hacettepe Hands, umarım doğru söylüyorumdur, topluluğu tarafından. Allah'ım. Böyle Phoenix diye bir etkinlik vardı. Onun için çağırdılar söyleşiye ve asla o kadar insanın gelmesini beklemiyordum. As fucking la. O kadar mutlu oldum ki o kadar çok bir de dışarıdan da gelenler olmuş. Ve ben bir şey söyleyeceğim. Bazen böyle bunu hissetmemem lazım biliyorum. Çünkü çok güzel mesajlar geliyor, çok güzel mailler geliyor. Ama bazen her şeyde oldu, her işte olduğu gibi böyle biraz daha düştüğüm zamanlar oluyor. Benim için o kadar güzel bir gündü ki size anlatamam. O kadar çok insan gelmiş ki beni görmeyi. Yani ya bilmiyorum nasıl? Ya böyle içimden diyorum ki nasıl yani? Nasıl yani? Sırf benim için geldi bu kadar insan. İsteyerek geldi. Zorla değil. Kafalarına silah falan dayanmadı. Geldiler. Bir konferans salonunu doldurdular.
Ben konuşuyorum ve beni dinliyorlar. İsteyerek söylediklerime gülüyorlar. Böyle inanılmaz bir şeydi benim için ya. Çok buradan da dinleyenler vardır kesin. Çok teşekkür ediyorum gelen herkese. O kadar eğlenceli, o kadar keyifli geçti ki. O kadar çok bir böyle 3 tane soru kağıdı hazırlamış. Oradaki etkinliği düzenleyen arkadaşlardan biri. Mert. 3 tane kağıt soru ve beni çok iyi tanıyan biri bence. Ve çok çok dinleyen izleyen biri bence. Çünkü müthiş sorular vardı. Aşırı bayıldım yani sorulara. Ve hepsi hakkında 35 bin saat konuşabilirdim. Ve hazırladığı kağıtlara baktım. Hepsi çok güzel sorular. Dedim ki Allah'ım inşallah çok fazla uzun konuşmam. Çenem düşmez. Hepsini cevapladım ve o kadar eğlenceli bir sohbet geçti ki. O kadar güzel geçti ki. Ve sonra sizin sorularınızı cevapladım. Çok güzeldi. Hepiniz de çok tatlı güzel sorular sordunuz. Ve herkes sorusuna başlarken ya işte öncelikle ben seni çok izliyorum, dinliyorum falan gibi böyle hayatımı çok etki ettim falan gibi şeyler söyledi. Acayip mutlu oldum. Bilmiyorum ya çok duygulandım işte yani. Çok güzel geçti ve kimseyi de kırmak üzmek istemiyorum öyle bir ortamda. O yüzden artık soruları bitirelim dendiğinde hayır bir dakika buradan 2 kişi vardı, buradan 5 kişi vardı. Herkes sorsun falan dedim. Kimsenin böyle aklında soramayacağı bir soru kalsın istemedim. Herkesle konuşmak, herkesin sorularını cevaplamak istedim. Çok eğlenceliydi. Bir daha çok istiyorum ya. Böyle bütün Ankara'daki bütün üniversiteler beni çağırsın ve gideyim. Ve İstanbul'daki bütün üniversiteler beni çağırsın ve gideyim. Normalde çok şey buluyorum bunu, tamam mı? İşte atıyorum kariyer günlerinde bilmem kimi çağırıyoruz konuşacak. Yani bir influencer'ın, bir YouTuber'ın kariyer konusunda veya başka bir iş, başka bir şey konusunda yani bilmiyorum ya şey çok şey buluyordum. Herkesi de çağırıyorlar okullara. Herkesin girememesi lazım üniversiteleri falan diyordum. Vasıfsız salak salak tipler girmesin. Bizi bile beni bile çağırmasınlar. Daha böyle şey önemli kişileri çağırsınlar falan diyordum. Ama birincisi üniversiteleri çağrılan kişiler arasındaki herkes inanılmaz bilgili, birikimli, müthiş insanlar değil. Çok gerizekalı insanlar da çağrılıyor. Bir de ben orada sonuçta profesyonel bir şey için, ya ben böyle konularda çağrıldığımda reddediyorum zaten. İşte mesela şöyle bir etkinliğimiz var, feminizm üzerine konuşursun. Ben diyorum ki ben bu konuda yetkili değilim ki. Benim bu konuda ne eğitimim var, resmi olarak ne bir şeyim var. Yani bu konuda konuşabilecek kişiler bu konu üzerine eğitim almış. Bu konu üzerine araştırmalar yapan insanlar olmalı. Bir tane sosyal medya influencer'ı değil yani. O yüzden kabul etmedim mesela. Geçen öyle bir teklif geldi. Asla kabul etmiyorum böyle şeyler. Ama söyleşi olduğunda sadece röportaj gibi olacak ve insanlar soru soracak, cevap vereceğim. Neden olmasın ki böyle bir şey yani? Böyle düşünüyorum. Zaten gelen yani çağrılan herkes dünyanın en süper insanı değil. Bari bir de sadece söyleşi olacak. O zaman şey yapmıyorum yani. Madem güzel bir şey olacak, böyle güzel bir etkinlik olacak, niye gitmeyeyim ki diye düşünmeye başladım. Bir de herkes çağırsın, bütün üniversitelerden çağırdım falan böyle bir şey oluştu. Çünkü aşırı hoşuma gitti. Böyle ben oturuyorum, konuşuyorum, insanlar dinliyor, izliyor. Çünkü sadece beni seven insanlar geldiği için. Dinliyorlar, izliyorlar, gülüyorlar, eğleniyoruz. En sonunda işte fotoğraf falan çekildik. Böyle herkese selfie falan, şey etkinliği düzenleyen kişi dedi ki, düzenleyen kişi değil de oradaki sanırım ilgilenen başka biriydi. Daha başka bir yani etkinliği düzenleyen arkadaşlar gibi isim şeyi yoktu. Daha başka biriydi. Sonradan öğrendim onun da eşi beni izliyormuş bu arada. Dedi ki işte o ilgilenen kişi ya işte herkesle muhabbet etmeseniz selfie'leri biraz kısa tutsanız olur mu? Ben de tamam dedim ama yine de çenem düşüyor mesela. Gelen herkese sarılıyorum, selfie çekiniyorum ve işte ufak bir böyle chit chat yapıyorum falan. Sonuçta gel, siktir falan böyle olmaz yani. Mutlaka konuşmam gerekiyor. O kişiyi tanımam gerekiyor yani beraber fotoğraf çekilmek için. Ufak da olsa bir muhabbet etmemiz gerekiyor. Nasılsın, iyi misin falan filan gibi. O yüzden insanları da bilmiyorum biraz sinir ettim mi acaba. Çok böyle çenem düştü yani. Ama çok güzel oldu. Ay o kadar bir şey söyleyeyim mi? Ben hiç tahmin etmiyordum bana hediye alacaklarını. Ekip bana hediye almış. Ve bir Barbie almışlar. Köpekli bir Barbie. Şurada göstereceğim çünkü içeride şu an ve uzakta olduğu için gidip getiremiyorum. Ama köpüşlü Barbie var ya o kadar mı var ya böyle ya, benim Mayıs'ta doğum günüm var ve etrafımdaki herkes diyorum ki yani Barbie de alabilirsiniz. Yani Barbie de hani şey basit ve şey bir hediye hani
Olabilir, gayet olabilecek bir hediye yani falan. Barbie de olur yani, eğer çok düşünmek istemiyorsan Barbie de alabilirsin falan. Böyle benim hiç bit yani, çocukluğumdan beri her doğum günümde herkese söylediğim bir şey. Yani hiçbir şey almak istemiyorsan Barbie de alabilirsin. Ve inanamadım yani, böyle benim için o kadar güzel bir doğum günü hediyesi oldu ki, daha Mart'tayız. Gerçi Nisan'a giriyoruz ama doğum günüme bir ay kalmıştı. O kadar güzel bir doğum günü hediyesi oldu ki. Bir de mektup, ben hiç beklemiyordum ya. Hani öğretmenler gününde öğretmenlere böyle şirin şirin mektuplar, hediyeler, bir şeyler gelir ya. İşte kimisi takı yapmış, kimisi çizim yapmış, kimisi mektup yazmış. O kadar, kimisi bir kız kurabiye getirdi, bir takipçim. Ay var ya, çok çok mutlu oldum. Bir de bir tane burada mektup var. Orada beni çok etkileyen bir cümleyi okuyacağım size. Bu arada yazı gerçekten şey, şöyle ters tutayım da okuyamayın ama yazı böyle bildiğin şey yani, muhteşem yazılmış. Fikirlerim ve olduğum kişi yüzünden suçlu veya yanlış hissetmeme gerek olmadığını fark ettirdiğin için teşekkür ederim. Ben bunu okudum. Ya bütün mektuplar çok güzeldi. Bütün mektuplarda da bu minvalde şeyler yazıyordu. Ama böyle bir sanki konsantre bir cümle içinde sıkıştırılmış gibi geldi bana böyle. Benim hani insanların benim hakkında hissettikleri, fikirlerim ve olduğum kişi yüzünden suçlu veya suçlu hissetmek. Çünkü bu benim çok tanıdık, bana çok tanıdık gelen bir duygu. Suçlu hissetmek birçok şey için yani, böyle bir ülkede var olmak. Sanki bir şeyler bizim suçumuzmuş gibi oluyor ya her zaman. Fikirlerim ve olduğum kişi yüzünden suçlu veya yanlış hissetmeme gerek olmadığını fark ettirdiğin için teşekkür ederim. Ve benim yüzümden veya benim sayemde hayatının değiştiğini söyleyenler, benim onlara birçok şeyde ilham olduğumu söyleyenler, Allah'ım o kadar mı? Çünkü biliyorum ki benim de var abi, benim de var böyle insanlarım. Kafamda böyle insanlar var yani, ben büyürken yetişirken bana çok yardımcı olmuş, bilmese bile kendisi inanılmaz yardımcı olmuş. Böyle insanlar var hepimizin hayatında ve ya benim de öyle bir ilham verdiğimi bilmek falan aşırı beni çok mutlu etti gerçekten. Acayip mutlu etti. Öyle işte, ben de şimdi şey gibi görmemiş gibi. Ay söyleyin, beni çağırsınlar bütün üniversitelerde. İnsanın aşırı hoşuna gidiyor çünkü bu şekilde sevilmek, bu şekilde güzel bir muamele görmek müthiş bir şey yani. Şey diyemiyorum yani. Ah, evet davet edildim. Çok teşekkür ederim Hacettepe'deki işte o topluluktaki öğrencilere. Ay hadi bye falan diyemiyorum. Böyle şey oldum birazcık. Maymun iştahlı gibi. İşte Optü'den de davet gelsin. Sıkıştırın şeyleri. Birisi yazmış ki Optü'deki bütün zartur topluluklara yazacağım falan. Sıkıştır Boğaziçi. İşte bilmem ne. İstanbul Üniversitesi, şey, her yer, bütün Bilkent, Marmara, her yer, böyle bütün her yere gitmek istiyorum falan. Eskişehir'den de çağırdılar bir iki kere ama, of, bilmiyorum o tarihlerde olmayabilir, yani müsait olmayabilirim ama bakacağım. Bakacağım. Aşırı, çünkü çok mutluluk verici bir şey ya sizinle buluşmak. Çünkü hep şey diyordunuz, buluşma düzenlediyordunuz. Ama öyle bir yani buluşma düzenlemek yani bilmiyorum, çok zor bir şey. Bir de güvenlik açısından da çok zor. Sizin yani sizi şey yapmak açısından, insanların bir toplu halde bir yerde buluşturmak falan aşırı zor şeyler bunlar. Ama böyle etkinlikler üniversite olunca hem daha güvenli oluyor hem daha organize oluyor. Çünkü ben kendi düğünümü bile organize zor etmiş bir insanım. Hala o gün aklıma geldiğinde böyle uf ya keşke şunu yapsaydım dediğim şeyler var. Hayatımda organize ettiğim 2-3 eventten biridir düğünüm. Onda da müzikleri son gece ayarlayamadım. Bok oldu gitti. Çok üzülüyorum, diyorum ki ya hiç istediğim müzikler çalamadı falan. Event organizasyonu konusunda çok kötüyümdür. Ama böyle şeyler güzel oluyor yani, organizasyonu falan çok güzel oluyor. Öyle yani, ben çok şey oldum. Bilmiyorum yani bütün... Önceden bir de kabul etmiyordum biliyor musunuz? Ben önceden mesela üniversitelere davet edildiğimde az önceki saydığım şeylerden dolayı kendimi böyle şey görmüyordum böyle. Ya ne yapacaksın şimdi orada falan diyordum ve kabul etmediğim oluyordu. Ve bu ilk kabul ettiğimdi. Öyle. O yüzden çok mutlu oldum. Ve açım yani üniversiteler. Davetli benim yalnız görmemişlik Allah'ım.
Rezalet. Asla alışamayacağım bu duruma ya. Bir şey olunca hayatımda böyle haftalarca ya işte biliyor musun çok güzel olmuştu falan diye ondan bahsetmeden duramıyorum. Neyse işte ya işte böyle ilk üniversite davetim diyelim. O yüzden böyle bu kadar bahsettim. Öyle işte. Bugünlük bu kadar diyelim. Çok fazla konuşamadığımı farkındayım ama işte seçim psikolojisi aşırı heyecanlıyım. Ya lütfen lütfen hepiniz oy kullanın lütfen. Umarım her şey çok güzel olur. Ve ya benim kararsızım dediğime bakmayın arkadaşlar. Ya gideceğim yani muhtemelen ve atacağım oyumu yani. Kararsızım dediğime bakmayın. Ve lütfen siz özellikle İstanbul'daysanız lütfen bir tane tweet atmış Besim Toker. Ne? Şey, dur. Kıçamadım. Bir tane AKP'li kadın Recep Tayyip Erdoğan neydi? Erdoğan'ın ne? Ha buradan mı Rayverly falan öyle bir şey diyordu. Öyle bir komik bir video vardı. Şey yazmış. Yavrum Ekrem'e ha buradan mı Rayverly? Ben de yemin ederim İstanbul'da olsam böyle olurdum. Ekrem'e ha buradan mı Rayverly derdim yani. O yüzden arkadaşlar oylarınızı kullanmayı unutmayın. Bu podcast'te şey yapacağım. Seçim bitmeden öyle bir vakte sokuşturmaya çalışacağım ki belki bazılarınızı yerinden kaldırıp oy kullanmaya ikna ederim diye biliyorum. Yumurta göte sıkışmadıkça bazen bende bazı şeyler olmuyor. Şey yapmak gerekiyor böyle son şey projesi gibi. O ödev gibi son güne bırakıyorum bazen bazı şeyleri ama. Öf bilmiyorum işte çok heyecanlıyım. Tatilden dönüşte de Tarkan gibi değişmiş ve gelişmiş biri olarak geri dönüp muhteşem bir başlangıç yapmak istiyorum. Podcast'te kaçıncı bölüm olacak bilmiyorum. 125. bölüm mü olacak ne olacak? Böyle kafam daha dinlenmiş olarak daha güzel ve daha eğlenceli bir bölüm yapmak istiyorum döndüğümde. Çünkü orada abi tatil yapacağım yani. Hiçbir şey düşünmeyeceğim. Çalışmayacağım. Tatillerde sürekli bilgisayarın başında. Yeter. Çalışmayacağım. Kendime söz veriyorum. Çalışmayacaksın. Tatilini tatilde yapacaksın. Ve dönünce çok güzel bir podcast bölümüyle geri döneceksin ekranlara. Neyse öpüyorum hepinizi. Kendinize çok çok iyi bakın. Oy kullanmayı unutmayın ve hoşçakalın.